Kanal İstanbul konusunda AKP'nin ısrarı sürerken ünlü anket firması Konda'dan da dikkat çeken bir analiz geldi. AKP iktidarının projeyi gerçekleştirmek için bir süre daha ısrar edeceğini söyleyen ağırdır. Daha da tehlikeli olan durum kazılmaya başlayıp yarım kalmasıdır. Çukurla baş başa kalmak daha büyük belalara yol açacak dedi. Dün YSK başkanıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan bir görüşme gerçekleştirdi. 2023 yılından önce bir erken seçim olacağı açık ve net artık bunu biliyoruz. Bu bağlamda Kanal İstanbul projesini bir seçim madde olarak gösterip kazmayı vuracaklardır. Ama milletin derdi geçim. Kanal İstanbul falan değil. Bunun bilincinde değiller. Dolayısıyla da destek çok düşük. Konda Genel Müdürü Bekir Ağırdır bu konuyla ilgili T24 yazarı Murat Sabuncu vesaire bunlar bir araya geldi ve Kanal İstanbul meselesini değerlendirdiler. Murat Sabuncu diyor ki Kanal İstanbul hakkındaki tartışmaları hatırlatarak bilim insanlarının uyarlarına hatırlatmış bizlere. Bir taraf siyasi bir proje mutlaka yapacağım diyor. Öbür taraf etkilerini anlatmaya çalışıyor. Ama insanlar yağmurun altında dilekçe vermek için uzun kuyruklar oluşturuyor. Erdoğan insanların demokratik tepkisini bir yere akıtacakları bir alan yaratmış olduğu yorumunda bulunmuş. Konda Genel Müdürü Bekir Ağırdır da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kanal İstanbul ısrarını bir süre daha devam ettireceğini, iktidarın gezi protestolarından sonra sivil toplumla büyük bir inatlaşmaya girdiğini ve her şeyi bir komplo üzerinden okumaya çalıştığını söyledi. Ağırdır, Kanal İstanbul bence burada artık zirve nokta. Toplum meseleye nasıl bakıyor diye bakarsak, Kanal İstanbul şimdiye kadar İstanbul'a dair bütün büyük projeler içerisinde en düşük desteğe sahip. KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır, çevreye vereceği tahribatın büyük olacağı tartışmasın odağındaki kanalı İstanbul'a desteğin 5'te 1 oranında olduğunu açıklamış. Yani bu yüzden referandum yapmazlar İstanbul'da. Bu konuyla ilgili bir referandum yapacak olsalar %70 civarı bir hayır çıksa AKP girecek olduğu seçimde büyük yara alır. 31 Mart seçimlerini hazmedemediler. 23 Haziran seçimlerinde 804 804.000 fark yediler. Bir de referandum yapacak olsalar İstanbul'da Kanal İstanbul'la ilgili ve o referandumdan hayır çıkması durumda AKP'nin büyüsü tamamen bozulmuş olacak. O yüzden gündemde tutacaklar, inatlaşıp kazmayı da vuracaklar. Sandıkta gidince, sandığa da vatandaş gidince mührü AKP mührünün altına değil gidip muhalefete vuracak. Böyle bir durumla karşılaşacaklar. Sonları ana vatan partisinin aynısı olacak neredeyse, belki de daha kötü olacaklar yıllar yıl alternatif olmadığı için karşılarında da beceriksiz bir muhalefet olduğu için 16-17 yıl boyunca iktidar oldular. Ama gelinen noktada insanlar artık ne yapıyor? Takım tutar gibi parti tutmuyor. O yüzden AKP Kanal İstanbul projesiyle Ekrem İmamoğlu'na çalışıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'ne çalışıyor. Millet İttifakı'na çalışıyor. Başka da bir yoruma gerek yok. Zaten anket firmaları bile bu görüşte Toplumun derdi geçim, sıkıntısı büyük. Onların derdi ise İmamoğlu ile inatlaşmak. Devam etsinler bakalım. Bugün belediyeler bildiği toplantısında da Ankara'da bir sergide de yine İmamoğlu toplantıyı bırakıp İstanbul'a geldi. Yapacak işlerim var dedi. Bana burada bir nezaketsizlik yapıldı dedi. Ve 4 sayfalık bir mektup iletti Cumhurbaşkanı Erdoğan'a. Bakan kürsüde konuşurken Cumhurbaşkanı Erdoğan o mektubu okuyormuş. Dört sayfalık mektubu. İmamoğlu açıklamasında bunları dile getirdi. Yani mektuba ilgisi büyüktü teşekkür ediyorum dedi. İkna edebileceğimi düşünüyorum. Randevu istiyorum. Randevum hakkımı arıyorum dedi. Yani yapılacak en basit şey. Bakanlar şunu demiş bunu demiş. İl başkanı şunu demiş bunu demiş. Onlara güvenmemeli Sayın Cumhurbaşkanı. Ekrem İmamoğlu'nu da dinlemeli. Farklı bir görüşü de dinlemeli. Kendisini eleştirenleri sorgulayanları da bir dinlemeli. Her şeye hay hay diyenler, evet efendim diyenler, tamam efendim diyenler zaten kendisinin en büyük düşmanı. Baca fabrikası olayını gördünüz. Kendileri gittiler meclise yasayı sundular. Kamuoyunda tepkiler artınca Cumhurbaşkanı yasayı veto edince bu sefer teşekkür etmeye başladılar. Kendi çıkardıkları yasa veto edilince. Bu adamların görüşleri, düşünceleri daha dikkate alındır mı? Ama diğer tarafta 16 milyonun hakkını savunan, 16 milyon için çalışmak isteyen değerli bir belediye başkanı var. Bu adamın siyasi görüşü ne olursa olsun, düşüncesi ne olursa olsun onu artık küçük görmemek gerekiyor. Onu küçük gördükleri süre boyunca daha da yükseltiyorlar. Kazanamayacağını iddia ettiler, bundan belediye başkanı olmaz dediler. Her türlü açıklamayı yaptılar. Topal ördek benzetmesi yaptılar. Kimisi CHP adayı diyelim adını almayalım ağzımıza dedi. Vatandaş ne yaptı? 800 bin üzerinde fark attı. Böyle de devam ederlerse zaten o fark 8 milyona koşulsuz şartsız çıkacak.